ve onur konuğumuz İlber Ortaylı salonumuza teşrif etmişlerdir.
daha başka özellikleri var. Kavganın sopayla ve taşla yapılmadan lafla yapıldı. İşte Kayseri'nin esprisi, lafı yediğine koyarak öldürmek. Bunlar hepsi ticaretin getirdiği hastalar. Çünkü tüccar adam eline sopayı alarak hayatını ve hürriyetini tehlikeye koymaz. İşi sözle halletmeyi, ısırmayı, karşısındaki muhatabın küstahlığını mahcubiyet yaratabilerek onda söz çözmeyi bilirler. Tarihinde müthiş vakalar vardır. Bir tanesi şimdi gene geçti görünen yolun hep kavşağındadır. Himmet dedi. İstasyona gelen İsmet Paşa 1957 seçimlerinden sonraki bir dönemde büyük bir karşılamayla karşılama bekleniyordu. Büyük karşılamanın içinde maalesef muhalefetin taşkın hareketi görüldü. Yani muhalefetin değil de mevcut iktidarın. Ve olay taşlamayla ve bir meydan kavgasıyla bitti. Bu biliyorsunuz 27 Mayıs'tan sonra 60 davalarında Yüksek Adalet Divanı'ndaki konulardan biriydi. Bunun dışında Kayseri'de sol ve sağ arasında, daha doğrusu solların burada yaptığı bir kongrede şehirde bazı kuvvetleri saldırması var. Bu ikisi dışında Kayseri'nin siyasi tarihinde, Türk siyasi tarihinde eli sopalı, itişmeli, kakışmalı günler geçirdiğini söylemek mümkün değil. Hatta 1970'li terör günlerinde, terör yıllarında bile Kayseri Üniversitesi henüz yoktu, Erciyes kurulmamıştı. Fakat lisede olsun, eğitim hayatında olsun, siyasi hayatta olsun büyük çatışmalar görülmez. Siyasetin son derece sözlü olarak yapılması gerektiği gibi yapıldığı bir memlekettir. Yüzyılın içinde Kayseri büyük ticari ve siyasi hamleler yaptı. Yalnız bunlar tabii yüzyılla başlamadı, onu da söylemek lazım. Burası öteden beri ticaret yapılan, öteden beri üretim yapılan bir yer. Osmanlı devrinde de böyleydi, bu Roma devrinde de böyleydi. Sonraki Selçuklu devrinde de böyleydi. Aslında o zaman çok sevdiğim bir şehir. Ve daha evvelki devirlere kadar gidiyor, kazılar gösteriyor. Geçen asır dediğim zaman artık 20. asır geçen diye ilk 19. asırda burada Türkiye'nin kasabalarında Anadolu'nun şehirlerinde olmayan bir üretim tarzı var. Halı dokuması manifaktür haline getirilmiş. Sonra metal işçiliği, büyük fabrika sanayi için, makine sanayi için üretim yapmıyor bugün olduğu gibi ama ara madde olarak metal işçiliği kapkaçak bakımından mükemmel gelişiyor ve ihraç ediliyor, yurt dışına ihraç ediliyor. Bir takım gıda maddelerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında müşterileri var, sevk ediliyor. Bunu organize ediyorlar. Demiryolu buraya kadar gelmedi biliyorsunuz. Halk çok istiyor ama Ankara'dan öteye buraya gelmedi. Gelmeyince yaptıkları bir şey var, onu söylüyorum. O da aynen bir buluş. Şirkete gidiyorlar. Biz şimdi diyorlar bundan getireceğimiz malı demiryolu yok. Biz ne yapacağız yani? Siz diyorlar bizim buradan derelere, kervanlara yüklediğimiz mamulatı mühürle, o mühürlenen mal Ankara'dan ta Berlin'e kadar daha ucuz tarifeyle gitsin. Bu çok enteresan bir şey. Ve bunu kabul ediyor şirket. Çünkü
buradan gelen mamulata Almanya'nın da Avusturya'nın da civar yerlerinde ihtiyacı var. Altta böyle bir tüketim ihtiyacı var. Buradan gelen şeyleri bekliyor. Dolayısıyla bu üretimin yoğunluğunun dolayısıyla tenzilatlı olarak gitmesine müsaade ediyor. Bu fevkalade önemli bir şey. Şimdi üreten bir şeyin sırtı hiç yere gelmiyor tabii. Burada da siyasetin de bu yolda gelişmesi görülüyor. Bunlara bakarak üzerinde duracağımız bir konu var. İktidarı hiçbir şekilde bırakmayacaksınız. Çünkü iktidar bir siyasi heyetin, bir siyasi oluşumun, bir gelişmenin en önemli silahıdır ve iyi bir silahtır. Yani bir takım çılgınlıklara karşı iktidarlı zafer kazanır. Bunun iç politikada da, dış politikada da böyle olması çok normal. Ve o zaman bir huzur yaratıyor. O huzura çok ihtiyaç var. Türkiye gibi bir memleketin hem yurt içi hem yurt dışı politikada artık başka bir kanalda gitmesi kaçınılmazdır. Bu diye bulunduğu kulvar icabı öyledir. Hayatınızın içinde bakınız, parası pulu olan, mevkii olan, mesleği olan, hürmet gören bir adamın öbür takım kadar çılgın olmadığını görürsünüz. Bu devletler için de böyle. Devlet hayatımızda da böylece cereyan eder. Türkiye'nin gideceği kulvar hiçbir zaman artık bundan böyle bazı şart ülkelerinin, Akdeniz'in güney tarafında kalan ülkelerin takip edeceği yol olamaz. Politik görüşlerinde, ideolojilerinde keskinlik olamaz. Her zaman için üretim yapan insanların farklı görüş ve duruşlarını tolere etmek, hoş görmek durumundadır. Tolerans hoş görmek demek değil, hoş görmek biraz tatlı bir hoş görmedir. Tolerans tahammül etmektir. Yani hiç sevmediğin, hiç de öyle gülümseyerek bakmadığın, az buçuk rahatsız da olduğun bir karşı duruş, karşı davranışı tahammülle karşılarsınız. Yani evinize gelip de sizin misafirperverliğinize karşı yeterince nezaket gösteremeyen, haddini aşan bir insana hoşgörüyle gülümseyerek bakılamaz ama aklı başında biriyseniz, onda hadise çıkaracağınız zamanda tahammül edersiniz. O da geçer gider. Bu kadar basit. Onun hesabı başka türlü sorulur. Öyle anında taşla sopayla değil, mekanizmaları vardır. Yani o insan artık sizin hayatınızda da, etrafınızdakilerde de kendi durumuyla dışlanmaya namzet demektir. Dışlanmıştır. Çok önemli bir şeydir. Devlet hayatınız buna gidiyor. Şimdi son hadiselere baktığınız zaman bunu görüyoruz. Önümüzde çok kötü bir savaş var. Bu savaş zavallı bir bölgenin, Gazze'nin geçirdiği yıllık drama ki artık 60 yılı buluyor. 60'tan evvel de zaten elden çıkmış bir bölgeydi. Fakat 60 yıldır burası bir ghetto gibi yaşamak zorunda kalan memleket. 67 yılında bizim 6 gün harbi dediğimiz, herkesin öyle dediği Mayıs ayı, Haziran geçidi içinde olan savaşı hatırlıyorsunuz. Arap ülkeleri o zaman kendilerinin bir doğal lideri olarak ortaya çıkan Cemal Abdülnasır'ı da nutukları ve tertibiyle birleştiler. Bunların aralarındaki ilişki de eskiden beri pek o kadar iyi değildir. Onu da
da size söyleyeyim. Bu arada Cumhuriyet'in ne olduğunu anlamak için yapacağımız tariflerden birisini de parantez açarak size nakletmem lazım. Cumhuriyet dediğimiz şey otomatikman adalet, hukuk ve hele demokratik çoğunluğu bir sistem getirmez. Bunun böyle olduğunu bilin. Yani demokrasiyle bir topluma ne gelir? Her şey gelir. Ama cumhuriyet bir ideolojinin, bir rejimin, bir davranışın adı değildir. Bir devlet idare şeklidir. Devletin idare şekli halkın yönetime katıldığı, halkın yönetime katıldığı değil, bizatihi elinde tuttuğu bir rejim olarak tarif edilir. Ama bunun illa da böyle olması şart değildir. Onu bilin. Bu vaziyete göre, duruma göre, o cemiyetlerin ulaştığı seviyeye göre fark eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin herkes Allah için, yani kendi önünde baş başa kalarak adaletli bir şekilde düşünsün, öyle karar versin. 40 bin tane kusur varsa 40 bin tane de sevabı vardır. Yani 100 yıllık tarihimiz içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya yüzündeki cumhuriyetler ve uygar devletler içinde bulunduğu yer alt kademe değildir. Bunu böyle söylerler. Bunu düşmanlarımız söyler yurt dışındaki. Yurt içindeki bir takım başka amaçları olan, başka konumları olan, kendilerini başka hisseden gruplar söyler. Ve bir de arada orijinallik meraklısı insanlar söyler. Yani siyaset kulvarlarında kendilerine yer bulamayan, tamam mı, olimpik havuza giremeyen, onun için yüzmeyi bilip bilmese de kenardan yüzenlere laf eder. Kendisinin yüzücü olduğunu iddia eden gruplar vardır. Bu her memlekette oldu. Bunlara marjinal gruplar diyoruz. Marş defteri kenarı çerçevesi onun dışına taşlar. Bunların şükürleri dışında bakacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların mülküne el konulmuştur. Konulduğu anlar olmuştur, yalnız konulmuştur, iadesi söz konusu olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların sorgusuzca hapishanelere atıldığı ve yok olduğu zamanlar olmuştur. Hiç olmamıştır denemez. Ama bu yaygın, çokça rastlanan, ürkütücü bir mandıra haline gelmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok dürüst bir idare olmuş, budur hiçbir yerde olmamıştır. Burada da her zaman için irtikap, rüşvet, efendime söyleyeyim, nepotizm dedikleri akraba, mahalle kayıcılığı olmuştur. Ama bu çok yaygın mıdır? Yani insanlar belirli bir dönemin içinde tamamıyla bu mekanizmaların dışında görev dağılımına uğramışlar mıdır? Eğer buraya geldiysek ve geliyorsak ciddi olarak düşünmeniz burada bu mekanizmaların işleyişinde bazı önleyici şeyler olmuş Türkiye'de. Evvela hukuk sistemimizde buna karşı çıkanlar olmuş. Akademik dünyada ve matbuatta bunu tenkit edenler olmuştur. Ama asıl önemlisi devletin vereceği işe ve iş imkanlarına karşı özel sektörde insanlara iş verme, refah hazırlama imkanı hasıl olmuştur. Türkiye bunu beceren bir toplum olarak belki en iyilerinden değil ama üst mahallenin, kibar mahallenin üyesi olarak yaşamaya devam etmiştir. O bakımdan
sizler için en önemli şey Türkiye'nin ve Türk halkının üreten, kendi başına işini kurup geliştiren ve refahı yaratan ve getiren bir toplum olması ve sizin de onun üyeniz olmasıdır. Bu çok önemlidir. Burası, ben 76 yaşındayım. Aşağı yukarı 16 yaşında, hatta daha erkenden beri buraları biliyorum. Burası hiçbir zaman hiçbir iş yapmayın, felaket ve kıtlık ve sefalet içinde yaşayıp her şeyi mütemadiyen devletten bekleyen bir memleket olmadı. Bunu size söylüyorum. Yani 1963'ten beri o demek ki ne demektir? 15-16 yaşından beri mihmandar kursları, gezmeler vesaire. Ben burada değişik bir toplum gördüm onun için. Adam Almanya'ya gitmiş 60'larda, işçi diye gitmiş. Biraz para kazanmış, malum Kayseri dediğini idare bir yaşar. İlk yaptığı işlerden birisi köyün sağlık ocağına ambulans arabası yollamak. Mercedes bak. Yani görünce şaşırdım. 960'ların ortasında adam bilmem ta nereden, bisküviden, fabrikenden, bilmem nereden kazandığı işçi şeysiyle, maaşıyla, yerinesiyle bir birikim yapıyor. Ve belki o yılın yeni modeli değil ama 2 yıllık falan pekala kullanılır. Bu Mercedes marka ambulansı köye yolluyor saltanatla. Burada bambaşka şeyler vardır. Madde bir, gerçekten hayır yapmayı sever, sadaka kültürüne çok inanır. Madde iki, gösterişi sever, hiçbir itirazımız yok. Falan de getti de ambulansı getirdi falan desinler diye uğraşır. Bu bir itidir sizin hayatınızda böyle sofuca baktığınız zaman çok fazla belki iyi puan vermezsiniz. Bayezid-i Bestami Hazretlerine sorarsan gösteriş der. Ama bu gösteriş insanları iteler bir şeyler yaratmaya. Ve üç, bu gibi hizmetleri hafızasına yazan bir toplum söz konusu. Cemiyetlerin içinde, dünyadaki toplumların içinde, her toplumda böyle olayları hafızasına yazan, ona göre muamele eden, insanları ona göre değerlendiren ve kendini ona göre ayarlayan toplum çok azdır. Çok azdır hem de bildiğiniz gibi. Hangileri diye sorarsanız söyleyeyim size birkaçını. Her ülkede olmaz. Fransa'da o kadar çok olmaz, İngiltere'de daha çok olur, Almanya'da olur, Avusturya'da çok olmaz. Bu önemlidir. Mesela Sırbistan'da falan pek yoktur. Ama Bulgaristan'da vardır, Dobrovo diye bir şehir. Onun özelliklerine baktığınız zaman Kayseri'nin Bulgarca konuştuğunu görürsün. Yani oldukça elleri sıkıdır. Mevzul miktarda mizahları vardır. O mizahları da ilk önce kendilerini kızdırırlar ki dikkat çeksinler diye. Yani mesela böyle bir gece bakmışlar, Bobrolu halkı horon tutuyor, hava çekiyor böyle. Ayakkabılarını çıkarmışlar, gürültü olmasın diye. Çünkü komşu köyde düğün varmış, onun musikisinden istifade bunlar kullanıyorlarmış. Bunun gibi şeyler, kendileri uyduruyorlar bunu bir kere, çok önemli. Sonra işte Makedonya'da böyle bir yer vardır mesela, son derece enteresan bir şehirdir. Türkiye'de de Kayseri vardır, Niğde, Polonya vardır falan. Çok önemlidir bunlar. Almanya'da Augsburg vardır, ondan başka bir yerde böyle bir şey görünmez, müdürçü vardır. İran'da mesela açık bir şekilde Tabriz vardır. O insanların yaşayış, davranış biçimi her yerde görülmez.
Rusya'da tula vardır, semaveleri de meşhur bir şeydir. Bu radardaki halkın davranış biçimleri çok farklıdır, bu önemlidir. Onun için bunun bozulmaması gerekir. Yani günün siyasi olaylarının, partilerinin, partileşmelerinin bu olayların önüne geçmemesi gerekir. Bu çok önemli bir şey. Aksi takdirde hem kendi yaşamımızı, hayat damarımızı hem de etrafımızda olan ilişkilerimizi kaybedersiniz, kurur hale gelirsiniz. Bu en önemli unsurlardan birisidir. Böyle bir şehrin hayatı içerisinde politikanın değerlendirilmesi. Birileri İsrail'deki olaylar üzerine konuştuğu zaman şunu unutulmamasını tavsiye ediyorum. Bu niye çıkmaza giren bir olaydır? Orada bir insanlar var. Bunlar hepiniz iyi biliyorsunuz. Çünkü burası dini hayatı, dini kaynakları, İslamiyeti ve İslamiyet'ten evvel Seleme, Abelena dediğimiz evvelki şeriatları ve dinleri oldukça bilen bir kavim. Okuyan okumayanın yanında kulaktan dinleyip konuşan da vardır. Bir kısır değil sizin için. Bugünkü Filistin'de Yahudi kavmi vardır. Her zaman vardır. Çünkü Allah'ın vahiyinin Resullerin ortaya çıkışından beri orada o kavim var. Bunlar zamanla sürgüne uğradılar. Roma İmparatorluğu zamanında Roma ilk önce bunların dinlerini ve nizamlarını tanıdı. Çok mühim. Çünkü bu bir vahdet dini olduğu için imparatorun tanrısalları tanımıyor. Bu çok önemli bir şey. Romalılar idare ettikleri milletlerin hangi tanrılara taptığını, ne olduğunu, kendi dinlerinin Roma tanrılarının saygı duyup duyulmadığını bunların arasında pek kale almazlar. Zaten herifleri kendileri mitolojileri ve dinlerinin yarısını Yunanlılardan almışlar. Romalıların her kavmin tanrılarına saygısı, sempatisi vardır. Panteonlarında tanrılar evleri denen mabedinde Anadolu tanrıları, Mezopotamya'nın, Filike'nin tanrıları da yer alır. Ama bir şey önemlidir. Herkes Roma İmparatorluğu'nun ilahiyetine, divinus olduğuna inanacak. Tabii Yahudiler tek tanrı vahdet dininin adamları oldukları için böyle bir şeyi tanımayız diyorlar. Tanımazsan vermeleri size bunlar. Korkunuz peki onu da olur gibi kurallar. Şimdi bu kurallara rağmen zaman zaman Kudüs'te Yahudi halkının ayaklandığı biliniyor. Bunlardan en sonuncusu var Kohla. Romalılar bunları adam akıllı tedip ettiler ve sürdüler sağa sola gittiler. Şimdi böyle bir dönemden sonra Filistin'de Yahudi nüfusu azaldı. 2000 yıllık esaret dedikleri o. Nihayet ancak İkinci Cihan Harbi'nden evvelki bir dönemde bu Siyonizm yeniden çıktı. Bu Siyonizm modern anlamda bir milliyetçiliktir. Çok açıktır. Yani dini İbranca olan İbrani anadan doğan çocukların, insanların oluşturduğu bir millet. Bu millet de Alaska'dan Çin sınırına kadar, oradan buraya kadar her yerde yaşar. Bunları bir araya getireceğiz. Bunu gelmemesi için kavga vardı. Bir, o kadar insanı artık diriltmenin anlam ve manası yoktur. Bu mümkün değildir. Unutalım, bulunduğumuz memleketin kültürünü benimseyelim. Dinini zaten benimsemişiz, işimizi yapalım ve gidelim. Yani yapılacak tek şey bu. Bundan sonra kaynayıp gidelim.
Bu Avrupa'da biraz da Rönesans'tan sonra gelişti. Napolyon'un getirdiği kanunlarla da Yahudi devletine, Yahudi milleti öbür vatandaşlarla eşit gösterildi. Ama bir kısmı diyor ki böyle bir şey olamaz. Biz öbür insanlarla eşitleşemeyiz. Çünkü Tevrat'ta da Allah belirtiyor ki biz seçilmiş bir milletiz. Yani bu Tanrı'ya, Yahova'ya tapınmak sadece bize mahsus. Öbür insanların böyle bir kabiliyeti yoktur. Biz seçilmiş bir milletiz diyor. Bu olmaz diyor. Bir kısmı diyor ki öyle bir şey söz konusu değil. Biz gideriz, milli varlığımızı, dilimizi yeniden restore ederiz ve yerleşiriz İsrail'e. Nasıl yapacaksın ama? Dillerini dini mekteplerde öğreniyorlar. Rusya'da Yahudi çocukları belirli gimnazyumlara alınmazdı, üniversiteye hiç alınmazdı koca Rusya İmparatorluğu'nda. Yeşivot denen medreselerden yetişmişlerdi. Onun için İsrail kurulduğunda bu dille konuşmak, yazmak gibi bir marifet daha çok oradan gelenlere has. Almanya'dan gelen Yahudi münevvelerinde bazıları İbranca bilmiyorlar bile. Yani İsrail Devleti'nin ilk Birleşmiş Milletler Belediyesi Dr. Katya İbranca falan bilmezdi, öyle bir şey de öğrenmedi. Fransızca biliyor, Almanca biliyor, İngilizce biliyor. İbranca ile ilgisi yok. Onun için bunları size anlatıyorum. Başınızı ağrıtmak için değil bu kalabalıkta. Kritik günlerde bir takım şeyleri çok merak eden ve çok siyaset konuşan bir beldede onların üzerinde durmamız önemlidir. İsrail'e dönenler bunlardır. Memleketlerine dönüyorlar. Bunu kabul etmek zorundayız. Peki efendim gelmeseler de o gittikleri yerde nasıl oturuyor idiyseler bugüne kadar otursalar olmaz mıydı? Oturmuyorlar, oturmuyor herifi. Yani şimdi adamın biri çıksa da bu Kayserilerin hepsi para kazanıyorlar. Çünkü birbirlerini tutuyorlar. İşte bilmem ne yapıyorlar, ya bu paraları versinler ya da fırına dese bu ne kadar mantıksızsa. İşte Avrupa'da da yapılan Yahudi düşmanlığı budur. Bu tip bir Yahudi düşmanlığı Türkiye'de yoktur. Türk milleti bir imparatorluk milletidir. Tarihimiz boyunca ilk defa ulusal cumhuriyetlerin içinde yaşıyoruz. İlk defa 20. yüzyılda başladık. 21. yüzyıla ilk defadır ki ulusal cumhuriyetlerin içinde geçiyoruz. Yani 100 seneden fazla olanı yok, eksik olanı yok bunların. Bu çok önemli bir şey. Bu fevkalade önemli. Bunu size biraz arz ediyorum. Bu önemli ve buna rağmen bu cumhuriyetlerin içinde bile muhtelif görüşler, muhtelif etnik gruplar var. Yani bunları da görmezlikten gelemezsiniz ama size şunu söylüyorum ve lütfen hatırlamanızı sık sık tembih ediyorum. Yaşın gereği, mesleğin gereği buna hakkım var. Türkler imparatorluk milletidir. Yani biz öyle konumlanmışız tarihte. Biz başkalarını idare ederiz. Başkalarıyla beraber oluruz. Orta Çağ ve Rönesans Avrupa'sının kendi dar kabile geleneğinin içinde yaşamak ve başkalarını küçük görmek, eziyet etmek gibi bir geleneğimiz yok. Bu çok açıktır. Bunun aksini birileri sürenlere cevap hazırdır. Efendim Ermenileri sürdünüz. Evet, 5 sene evvel adam Nazır'dı kabilede. Yani siz şimdi bana kalkıp da bu memlekette bir Ermeni ırkçılığı oldu da, Türk ırkçılığı oldu da birbirlerini kestiler, öyle demezsin. Yani o işleri yapan diyelim, parantez içinde, hükümetin bile içinde
Üç tane bakan vardı harbe girerken. Ve de adamların yaptıkları doğru iş niye harbe girdiniz diye istifa ettiler kabineden, Oskar Efendi falan. Devletin içinde vardır. Rumeli'deki şehirlerde Süryani hakim var. Ermeni hakim var. Maliye memurları içinde Yahudiler var. Yani tayin edilmiş gitmiş sizin buradan kalkıp da işte Batman'a falan bilmem nereye tayin edilmeniz gibi. Böyle bir memleketin içinde bu olmaz. Biz bunu anlamıyoruz. Yani bizim şeyimiz, hafsalamız. Türkiye'deki hakiki şeyi, yani ne diyorsunuz siz bana, ırk düşmanlığını, din düşmanlığı etti. Bizim Türkiye'de böyle bir ırk düşmanlığı, din düşmanlığı olacağını, olmayacağını anlamıyor. Yani biz Avrupa'daki davranışın, görünüşün burada da böyle bulunup bulunmamasını tahayyül edemiyoruz çünkü biz bu KS'li olarak bakmayız yani. Yani Almanya'daki bir antisemitizmin yanında düşmanları. Bir başka millete yönelik bir başka düşmanlığı burada olmadığını, olamayacağını anlayamıyoruz. Yani bu bize şey yapılmamış, öğretilmemiş. Biz de bunu hissetmemişiz, görmemişiz. Kalkıp oralara işçiler falan gitti de bir parça bir şeyler hissettiler. Yoksa bunları hafızası almıyor milleti. Bu bakımdan size belirtiyorum. Bu adamların çok içinde kötü insanlar da olabilir her toplumda olduğu gibi. Ama fevkalade iyileri de vardır. Bu açıktır. Ben tanıdım hayatımda. Öz ve öz Avusturyalı olarak doğan, o kültüre hayran benimseyen bir insan, kendisi daha havaya atılmış 38'in 10 Kasım'dır, o sürgünlü bir tesadüf. Ve bütün sülalesi fırınlanmış, o tek başına kalmış, yaralı bir adamdır. Ve bana dedi ki, dostluğumuz ilerledikten sonra, ben dedi 1938'in 10 Kasım'dan itibaren ilk bir nimen östürerken artık asla Müslüman değilim dedi adam. Bunu gördüler. İnsanlar yok edildi, fırınlandı, milyonlarca insan. Bunları gidip görmeniz mümkün değil, gerekli de değil. Biraz neşriyata bakarsınız. Ve bunlar tabii bizim zamanımızda, onu da söyleyeyim, yavaş yavaş Filistin'e, Rusya'ya düzülümden falan kaçarak gelmeye başlamışlar. Biz muhacir kabul eden bir memleketiz. Filistin topraklarında büyük bir hadise çıkmadığı sürece bunları kabul ettik. Bundan dolayı Sultan Hamit'e de laf edemezsiniz. Yaptığı oraya hususi Yahudi yerleştirmek değil, hiçbir halife, hiçbir sultan kendi mülkünün üzerinde böyle bir tasarrufta bulunabilir mi? Mümkün değil bu. Çok açık bir şey bu. Ama biraz gelişmeye, biraz teşkilatlanmaya başladıkları zaman karşı kendi anlıyor tabii, o ayrı. Her halükarda biz kurduğumuz özgür imparatorluk mekanizması içinde birbirini boğazlayan alevler içindeki bir Filistin bırakmadı. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yani biz çıktık, arkamızdan kavga başladı. O dünyayı çok iyi idare etmekte övgülen ve hakkında böyle bir intiba yaratılan Britanya İmparatorluğu, Filistin'i de Irak'ı da birbirine kattı, soktu milleti. Vergi alamayandan vergi almaya başladı, bilmem ne yaptı. Ve ortalık kavuştu. Şimdi gelen herifin, Lord Balfour'un idarecinin ilk işlerinden birisi Yahudilere bir vatan vaat ediyor. Daha geri gelmez, öyle bir olay da yok ortada. Bunu birkaç tane Siyonist lider istiyor. Vatan vaat ediyor. Fakat tabii iş artık oraya gelmiş ki insanlar oturuyorlar.
Efendim adamlar çiftlik kuruyor, ziraat olanı kuruyor, toprak satın alıyor. Böyle bir durumda toprak herkese de satılabilir. Yani yanda toprağını değerlendirirken veya sıkıntıda olan birisi toprağını satabilir. Bu devam etti ikinci harbe kadar ama ondan sonra yok böyle bir şey. Onu da size söyleyeyim. Yani sağda solda böyle bunlar toprak satarak geçirir falan yok öyle bir şey. Evet ikinci harbe kadar toprak satılırdı. Hatta bir takım Filistinli zengini karikatürü Arap dünyasında bile işte böyle toprağını satan, ondan sonra cicili bicili avlatulu giyinen kadınlar, herifler Beyrut'ta ve Kahire'de para harcıyorlar. Manzara buydu ama ondan sonra böyle bir şey yaptık kesildi, başka bir şey oldu dünya. Filistin'e giden Yahudilerin kuvvetlenmelerinin tek nedeni Avrupa'nın zulmüdür. Milyonlarca insanları fırına döküp yaktılar. Hayatında Litvanya'nın, Estonya'nın Yahudisini tanımayan Almanya buradan kampa adam sevk ediyor. Selanik Yahudisini tanımayan adam orada bir takım Yunanlı Yahudi düşmanlarının da işbirliğiyle 90 bin adamı Auschwitz'e sevk ediyor. Üstelik de harbin son yılları kendi askerine yaşa, kendi hayvanına ot gönderecek durumda değil, karmakarışık olmuş durum. Oraya onları sevk edecek vagonu da buluyor. Kim? Böyle adamların yarattığı bir ülke o. Orası demiş zaten. Golda Meir kabinesindekilerden biri diyor ki, biz diyor, buraya girdik diyor. İnsaf sahibi biri. Zafer kazandık diyor 6-7 gün harbinde. Bura bizim vatanımız, gidecek yerimiz yok diyor. Ama başkaları da öyle diyor. Onların da gidecek başka yeri yok diyor. İnsaflı olalım, çekinelim diyor. Maalesef Amerika'nın bu insanların içine karışması ve oturup bu gibi şeyleri teşvik etmesi, Orta Doğu'da kendisine mümkün verdiği geniş bir bas temin etmek için böyle bir politikaya gitmek istediği açık. Bunu o milletin kendisi de söylüyor. Burada İsrail'de korkunç bir terör var. İnsanlar suikastler yapıyorlar, tertipler yapıyorlar. Ortalık birbirine giriyor. Bu çok yaygın bir şey. Bunların hepsinin üzerinde durmamız gerekiyor. Bunlara teker teker bakmamız gerekir. Maalesef her hücumda bildiğiniz gibi Filistinli gençler, günahsız insanlar ölüyor. Ama öbürlerinin yaptığı suikastlerde de bir takım Yahudi genci gidiyor. Evladını kaybeden toplumların artık mantık sahibi olmaları, adaletini düşünmeleri mümkün değil. Türkiye ve Türk toplumu eski bir idareci millet olarak bu gibi gelişmeleri hiçbir şekilde tasvip etmeyecek ve biz kışkırtıcı olmayacağız, aramış olacağız. O bakımdan bugünkü politikayı tasvip ediyorum. Onu size açıkça söyleyeyim. Yani yapılacak başka hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki zarar veren insanlara yardım edebiliriz. Ama bunun da ölçüsünü kaçıramayız. Çünkü dünyanın her tarafında haksızlığa uyanan kendi insanlarımız da var. Çinlilerin elinde Uygurların geleceği hiç de parlak görünmüyor. Size bir soru. Kasaları dolduruyor falan diye adil ve medeni de oluyor demek değildir. Bu çok açık bir şey. Yani insanlarımızın yerküredeki Türklerin durumu
dışında bazen de maalesef tıkanmalar dolayısıyla eğitim. Yani Özbekler çok çalışkan bir halk, son derece güzel bir halk. Türklük için iftihar edilecek bir kesim. Tarihleri çok parlak hem medeniyet hem bilim bakımından. Timur'un soyu, bizde Timur'da biraz yanlış anlaşılıyor olduğunun dışında. İşte bugün durumları iyi değil yani buraya geliyorlar. Gelirler tabii bizim de ihtiyacımız varsa gelirler. Otururlar. Falanca bölgedeki insanların huzura kavuşması mümkün değil. İmparatorluğumuzu kaybettik. Kaybederken imparatorluk kolonileri kaybetmedik İngiltere gibi. O kaybettiğimiz toprakların bir kısmı bizim Rumeli'deki, Mezopotamya'daki ana vatanımızın parçalarıydı. O insanlar buraya gelecekler. İskan kanunları öyle çıkmış. Neticeye bakın gerekçesine Türk ırkından olan diyor. Orada kan tahliliyle Türk ırkı demiyor. Yani dinin, dili, adetleri itibariyle bu milletin parçası olmaktan bahsediyor. Ve böyle gelen insanların bu memleketin ziraatında bilmem ne de faydası çoktur. Hiç mi ömrünüzde şemşamel görmediniz yani? Şuradaki etraftaki bahçeler, bunlar buna niye şemşamel deyip duruyorlar dedim. Yani ayçiçeği dediğin şeyin şemşamelle alakası yok ki. Şemşamel ne demek? Şems-i Ahmer, kızıl güneş. Biz ayçiçeği deriz ona, buradakiler şemşamel. Çok açık Rumeli'den öğrendiler. Yani Rumeli'den göç edenler şemşamel getirdiler, onu yetiştirdiler. Şemşamel'i de çıtlatıyorlar, bu kadar açık yani. Her yerde yasak edilen şey. Efendime söyleyeyim, öbür tarafta at araları kullanıyor. Türkler atçı bir millet. Lisanımızın içinde binlerce kelime atlarla ilgiliydi. Bugün dişi atın ne anlama geldiğini sorsam size, onu bilmezsiniz çoğunuz. Hiçbirini bilmezsiniz. Rusça hocası Rusça öğretiyor talebelerine, diyor ki, bu loşat kelimesi diyor çünkü kon var beygirlerine kullanılan ve Slav dillerinde koni denir yani at, beygir. Burada loşat var. Bu loşat nedir diye derseniz diyor bu Türklerin alaşasından gelir diyor. Alaşa kelimesi kaybolmuş gitmiş Türklerin haberi yok. Hanım başbakanımız beyaz at diyor White House'dan ne diyor kıratı. Yani bunlar tuhaf şeyler, böyle ikide bir göçebeyiz diyorlar ama göçebeyiz olsa kalsa, hiç göçebeyi falan kalmamış ortada bir sürü kelimeler, o büyük hayvancılık gitmiş. Bunların diriltilmesi gerekir. Anadolu yaylası bitik vaziyette. Hayvancılığımız gitmiş gidiyor. Ziraatta bir takım şeyler kaybolmuş, kayboluyor. Yani bunların hepsinin öğrenilmesi gerekiyor. Çok önemli bir şey. Bunların üzerinde duracak bu insanlar gelecek. Onun için biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Ve bu bakımdan da dünyadaki dengemiz çok farklı olmakta. Bunları size açıkça bildirmek, beyan etmek durumundayız. Sizi yavaş yavaş sıkmaya başladığım farkındayım. Yüz yıl evvelkine göre çok daha iyi bir sanayimiz var. Burası onun merkezlerinden biri. Yüz yıl evvelkine göre çok daha önemli bir mühendisliğimiz var. Başka türlü olmaz her dallarda. 100 yıl evveline göre çok önemli bir cerrahlığımız, tıp adamlığımız var ortada. Ne kadar vermeseler de sonunda bir tane Aziz Hoca hekimdir biliyorsunuz. Tıp, Nobel tıp ödülü verdik, daha arkası çok gelir. Hangi tıp ansiklopedisine baksanız bir sürü icatları olan
Türk cerrahlar, Türk doktorlar, hekimler. Yüzyıl evveline göre çok farklı bir kimya, bir eczacılık, sezgilerimizin olduğu belli. Menajerlik yapıyoruz. Bu kadar tesisler, bu kadar fabrikalar, bu kadar şirketler onunla gidiyor. Ama yüzyıl evveline göre aynı tip bir münevver sınıfa sahip değiliz. Onu size söyleyeyim. Yani bu münevver sınıf şudur. Kısmen Birinci Cihan Savaşı'nın, İstiklal Savaşı'nın gidişi içinde kaybettiğimiz kıymetli gençler, şehitlerimiz. Fakat aynı zamanda da şunu unutmayınız ki, bu insanlar da şarka ve garba hakim. Yani Fransızca'ya, Farsça kadar hakim. Türkçesi başka türlü olan bir nesil ortadan kalkmıştır. Maalesef başta genç kızlarımız olmak üzere sesleri yutarak garip bir Türkçe konuşuyorsunuz. Bu çok kötü. Ve bu Türkçeyi konuşan yabancı dili de öğreniyor. Onu da size söyleyeyim. Kültürde geriyiz, geriliyoruz. Yüz yıl evvel hayata geçirmek istenen bir sürü reformlar, müesseseler bugün işlemez haldedir. Bunların düzeltilmesi lazımdır. Yüz yıl evvelki orduya göre daha da çok teknik bilgisi olan bir ordumuz vardır. Cesaret aynıdır. Ama teknik bilgisi donanımı daha üstündür. Onun için de zaten orduyu, askerimizi ve polisimizi hedef alan akımlar vardır, dedikodular vardır, laf atmalar vardır. Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Bu kadar çok açık bir şeydir. Türkiye gibi bir memleket ordusuz yaşayamaz. Bu çok açık. İki nedenle madde bir, bizim Viyana Muhasarası'ndan beri hakim olduğumuz bir dünyada gerilememiz başladığı zaman ordudaki ıslahatın başka tür ıslahat ve reformları gerektiğini anladılar ve ilk önce askerler başladı. Tıp ilmi okumaktan resim yapmaya haritacılığa kadar. İki şey bunlar açtı cemaatimizi. İkinci şey bizim etrafımızda, bizim de hayır ilişkiler içinde yaşamaya hazır topluluklar yok, bunu bilin. Burası Lüksemburg, şeysi yukarı değil. Bizim etrafımızda Hollandalılar, Belçikalılar, kardeş Fransızlar falan yaşar. Burada herhangi bir kriz anında her şey elden gider. Bunları bilmemiz lazım. Ve maalesef memleketin içinde suç çeteleri var. Başka amaçları olanlar var. Burayı uyuşturucu trafiğine bağlayanlar var. Emniyet kuvvetleri deriz. Ama gözden çıkarıcı bir söylem içinde gençler arasında yayamayız. Bugün kriminal vakalar liselere kadar gitmiş. Okulların kapısında uyuşturucu satılıyor. Bütün bunları tedbir önüne, göz önüne almak zorundayız. Bunlara takip edeceğiz. 100. yılda yapacağımız şey, yaşadığımız ülkenin çok özgün olduğu. Gerçekten de 12. yüzyıldan itibaren kuruldu. Ecdadımızı da niye gelip burayı fethettiniz diye yaka paça sorulmayacaktır değiliz. Bu böyledir. Burada yaşamak zorundayız. Gideceğimiz başka bir yerde yok. Oturmamız lazım ve etrafımıza karşı da dikkatli olmamız lazım. Her şey çok açıktır. Türkiye, Türkiye olarak ayakta kalmak zorundadır. Burası ayakta kalırsa Azerbaycan ayakta kalır, Orta Asya ayakta kalır, Uygurlar hiç değilse sığınacakları bir başka vatan bulurlar
Yoksa hepimiz toptan kazana gideriz. Hiç kimse Türkçülük yapmaz. Dünyada Müslümancılığı bile doğru dürüst yapan biziz. Ama Müslümanlara doğru dürüst Türkçülük yapacağını hiç zannetmiyorum. Kimse kimse. Çok saygılar sunuyorum. 20 dakika geciktim, kusura bakmayınız. İnşallah kışına görüşürüz.